Merhaba evlatlarım ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Benim hocam yayınlarından çıkan 8. sınıf LGS Türkçe video ders notları serimizin ünite testlerini çözmeye devam ediyoruz. Hangi ünitedeyiz? 2. ünitedeyiz. Filimsiler ünitesinde ve test 6'dayız. Yeni nesil soruları çözeceğiz. Bakalım ilk soruyla karşı karşıyayız. Yukarıdaki numaralanmış dizelerdeki 6 çizili filmsilerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır demişiz. Dikkat edersek birincisinde zarf fiil var. ikincisinde zarf fiil var unca. Üçüncüsünde üçüncüsünde sıfat fiil var. Dördüncüsünde de zarf fiil söz konusu. Bu nedenle cevabımız 3 yani C olmalıdır. Devam ediyoruz. 2 ve 3 aynı soruya bağlanmış. Filmsileri karşılayan semboller filmsi örnekler üzerinden verilmiş. O zaman bu sembolümüz isim fiili karşılıyor. Çünkü mak 2 var dikkat edin. İsim fiil. İkincisi araktan kaynaklı olarak zarf fiil. Üçüncüsüne de baktığımızda anası mezar dikecekmiş hemen hatırımıza geliyor. Bu da bizim sıfat fiil sembolümüz. Bu doğrultuda cevap vereceğiz sorumuza sorularımıza. Hangisi dikkate alındığında bu tabloda boş bırakılan semboller kısmına sırasıyla hangileri getirilmelidir demiş. Öncelikle biz tespit edelim. Buraya sıfat fiil gelecek. Sembolü sıfat fiil sembolü gelecek. İndirilmesi derken buraya isim fiil gelecek ikinci sıraya. O zaman şöyle yapalım dikkat ederseniz sıfat fiil ve isim fiil dedik. Mavi gelecek buraya ilk kısma mavi gelecek mavi diyelim. Evet ikinci kısma isim fiilden kaynaklı olarak renkli diyelim buna karışık diyelim ya da karışık renk ifadesini kullanalım. Üçüncüye baktığımızda da zarf fiil gelecek. Zarf fiilimizde kırmızı dikkat ederseniz kırmızı gelecek. Tamamen kırmızı. Üçüncüsünde yine isim fiil yani karışık gelecek. Bu açıdan baktığımızda ne olması gerekiyor cevabımız? Mavi, karışık, karışık, kırmızı, karışık şeklinde Olması gerekiyor. O zaman cevabımız C olmalıdır. Üçüncü sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi karışık olarak nitelendirdiğim bu sembolle gösterilebilecek bir fiilimsi barındırmaktadır denilmiş. Yani isim fiil barındırmaktadır diyor. Eleştirel düşünmenin dediği, dikkat ederseniz kabul etmeme derken yine kurabilme derken yine isim fiil kullanılmış arkadaşlar. Dolayısıyla rahatlıkla cevabımızın A olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Cevabımız 3D de A. Devam. Altı çizili filmler tür yönüyle aynıdır denilmiş. Dikkat ederseniz. Yaşamak fethetmek yani isim fiil ve yine isim fiil karşımızda. İkisinde de aynı olduğu için cevabımız A olmalı. B'de sıfat fiil isim fiil. C'de zarf fiil, sıfat fiil. D'de zarf fiil, sıfat fiil kullanılmış. Bu yüzden farklı farklı olduğu için cevabımız A olmalıdır. Aynı olması istendi çünkü. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin yüklemi fiilmsidir? Yüklemi, hangilerinin yüklemi filmsidir? diyor. Beşinci bölüme baktığımızda dikkat ederseniz vermektir denilmiş. Burada mek, mek kullanılmış isim fiil. 6'ya da baktığımızda eşlik etmektir derken yine isim fiil kullanılmış. İkisinde de fiilimsi olduğunu görüyoruz. Bu nedenle 5 ve 6 olmalı cevabımız. Yani cevap D diyebiliriz. 6. soruya baktığımızda aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerlerinde olmayan bir fiilimsi türünün örneği vardır denilmiş. Diğerlerinde olmayan bir fiilimsi tür örneği. C'ye baktığımızda uzay sondaları yeryüzündeki bilim insanları tarafından yönetilip yönlendirilerek denilmiş yani zarf fiil kullanılmış arkadaşlar diğerlerinde zarf fiil örneği göremiyoruz bu nedenle cevabımız A'da isim fiil dikkat ederseniz çok fazla karşımıza çıkmış B'ye baktığımızda sıfat fiil e, örnekleri karşımıza çıkıyor e, burada aynı zamanda sıfat fiilde de var A'da da sıfat fiil var e, B'ye de baktığımızda yine e, içinde Astronot olmayan ancak gelişmiş aygıtlarla donatılmış bu araçlara uzay sondası deniyor derken. E, burada sıfat fiil örnekleri var. D'de de yine aynı şekilde uzay çöpleri uzay aracı parçalarıyla bunlardan dökülen sıfat fiil var. Örneğin sıfat fiil var. E, yine aynı şekilde örnekleri söz konusu. E, ama zarf fiil örneği baktığımızda e, C seçeneği dışında bulunmamaktadır. E bu yüzden cevabımız C olmalıdır. Burada. Cevabımız C olmalıdır. Aşağıdaki parçalardan hangisinde hangisinde tüm filmsi türlerine örnek vardır denilmiş? Evet, cevabımız D olmalı. İnsanların uzaydaki etkinliği artarak zarf fiil örneği var örneğin. Bu da demek Oluyor ki derken isim fiil örneği var. Uzay çöpleri gitgide çoğalacak. Geçtiğimiz derken de sıfat fiil örneği var. Buradaki dikten kaynaklı olarak sıfat fiil örneği var diyebiliriz. O zaman 3 örnekte var. Cevabımız D olmalıdır. 8. sorudayız. Tabloda numaralanmış cümlelerdeki altı çizili filmselerden hangisi karşısındaki örnekle uyuşmamaktadır denilmiş. Birinci örnekte sıfat fiil var, sıfat fiil var. İkincisinde isim fiil, isim fiil. Üçüncüye baktığımızda sıfat fiil örneği var. Fakat karşısında burada isim fiil örneği var. Dolayısıyla uyuşmamaktadır 3 numarada. Cevabımız bu yüzden C olmalı. 4'e baktığımızda zarf fiil ve zarf fiil var. O zaman cevap C. 9. soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden daha fazla yan cümlecik vardır denilmiş. Yan cümlecik demek fiilimsi demektir. Ne kadar çok fiilimsi var o kadar yan cümlecik vardır diyebiliriz. Devam edelim o yüzden. C seçeneğine baktığımızda birinci fiilimsimiz, ikinci fiilimsimiz, üçüncü fiilimsimiz, dördüncü fiilimsimiz, sızmadı derken toprağa çoban çeşmesi derken e, burada dört tane fiilimsi karşımıza çıktı. E, dört tane o zaman yan cümlecik var diyebiliriz rahatlıkla. Fakat diğerlerinde bu kadar yan cümlecik olmadığını biliyoruz. bir de örneğin A seçeneğinde sesinden anlayan bağlar ne söyler şu dağ çoban çeşmesi derken bir tane yan cümlecik karşımıza çıkıyor. B'ye baktığımızda o zaman başından aşkındı derdi. Mermeri o yerde taşı delerdi. Kaç yanık yolcuya su verdi. Soğuk su verdi. Değdi kaç daha çoban çeşmesi derken. Yan cümlecik dikkatimizi çekmiyor. Dolayısıyla D seçeneğinde de benzer bir durum söz konusu. En çok karşımıza C seçeneğinde yan cümlecik yani fiilimsi çıkmıştır. 10. soruya baktığımızda burada öğretmen fiilimsiler konusunu öğrencilerine anlattıktan sonra bir örnek verir. Bu örnekte bazı kelimelerin altı çizilidir. Öğrencilerden eğer altı çizili sözcük isim fiil ise i, sıfat fiil ise s, zarf fiil ise z yazmalarını ister. O zaman örneğimiz aşağıdaki gibidir denilmiş ve numaralı sözcükler yer alıyor. Sırasıyla hangileri gelmelidir denilmiş. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada dikmemizi derken e, ilk olarak dikmemizi derken isim fiilimiz var. O zaman iyi gelecek. Saklanmak derken yine iyi gelecek. 3'e baktığımızda o zaman iyi iyi şeklinde bu arada gittiğini söyleyelim. Şu şekilde şurada da belirtelim. Bekleyen derken S gelecek. Yıpranmış derken S gelecek. Benzetir C'sine dediği için Z gelmesi gerekiyor. Ekleyip derken Z gelmesi gerekiyor. O zaman cevabımız da A olmalıdır diyebiliriz. Bu sıralama çünkü A seçeneğinde vardır. Devam ediyoruz. 11. sorudayız. Öğretmen filmsler konusunu işlerken tahtaya aşağıdaki bilgileri yansıtmış ve anlatımını gerçekleştirmiştir. Çok güzel. Burada bütün bilgiler yer alıyor. Ee, en azından genel anlamda isim sıfat ve zarf ile ilgili bilgiler verilmiş. Fiilimsinin genel olarak tanımı yapılmış. Öğrencilerden her bir fiilimsi türüne örnek vermeleri istenmiştir. Bunun sonucunda da aşağıdaki cevapları almıştır denilmiş. Ee, ve öğrencilerin verdikleri cevaplar yer alıyor. Buna göre hangi öğrenci tüm fiilimsi çeşitlerine örnek vermemiştir denilmiş. Vermemiştir diyor. Dikkat edelim. Ee, i̇ncelemek derken isim fiil var. İsim fiil var. Çalışan derken sıfat fiil var. İnerek derken de zarf fiil var. Dolayısıyla hepsine örnek vermiş midir? Vermiştir. Kerime bakalım. Karşılaşma derken isim fiil var. İlettiği derken buradaki tik sıfat fiildir. Var. Kullanarak derken yine zarf fiil örneğimiz var. Dolayısıyla tümü örneklendirilmiştir demek mümkün. Leyla'nın örneklerine bakalım. İlk olarak sıfat fiil örneği vermiş. Mars'a gönderilmiş uzay sondalarından derken ardından yine sıfat fiil örneği vermiş. Dukça derken de zarf fiil örneği vermiş ama isim fiil örneği olmadığı için Leyla hepsini örneklendirmiştir diyemeyiz. Cevabımız bu yüzden C olmalıdır. Aysel'e baktığımızda isim fiil örneği var. Devamında sıfat fiil örneği var. Duk'tan kaynaklı. Dukça da burada zarf fiil örneğidir diyebiliriz. Hepsi örneklendirilmiştir. 12. sorudayız arkadaşlar. Son sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden daha fazla fiilimsi vardır denilmiş? A seçeneğine baktığımızda zarf fiilimiz var. Evet devamında her tarafta yükseklik, her tarafta ısızlık. Yalnız arabacının dudağında bir ıslık. Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar. Uykuya varmış gibi gibi görünen yılan yollar. Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu derken. 2, 4, 6 ve 7 tane karşımızda e, filmsi vardır. Dolayısıyla en fazla filmsi A seçeneğinde karşımıza çıkar. Diğerlerinde bu denli filmsi söz konusu değildir. B seçeneğinde bir örneklendirelim bunu serpilmeyi derken noktasından düzlüğe çevrilince derken artı benzimizi yollar bir şerit gibi ufukla bağladı biz derken sadece iki tane örnekle karşılaşıyoruz. C seçeneğinde yol hep yol daima yol bitmiyor düzlük yine ne civarda bir köy var ne bir evin hayali sonunda ademdir diyor insana yolun hayli ara sıra geçiyor bir atlı bir yayan bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan derken sadece bir örnekle Karşımıza çıkıyor tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor kendimi kaptırarak tekerleğin sesine uzanmış kalmışım e, yaylının şültesine derken yine 7'yi aşan bir örnek söz konusu değil cevap A olmalı. Evlatlarım güzel çocuklarım bu şekilde ünitemizi tamamlamış olduk tüm testlerimizi yolumuz açık olsun diğer üniteye o zaman geçebiliriz çözemediğiniz soruların çözümüne yardımcı olmak adına ben buralardayım videoların altına yorumlarınızı bekliyorum evlatlarım güzel çocuklarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.